Arkadaşlar dersimize Necip Fazıl Kısakürek ile devam ediyoruz. Necip Fazıl Kısakürek'in hangi eserleri var ve bu eserler aklımızda nasıl kalmalı? Şimdi hocamızın anlatımına kulak verelim. Evet hocam, Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl Kısakürek. Necip Fazıl Kısakürek'i kısa bir kürekten hatırlayacağız. Temizlik görevlimiz Kısakürek'i eline alır ve bu çileği sadece ben ve ötesi çekiyor der. Kaldırımlar uzun, benim küreğim kısa. Ben nasıl temizleyeyim bunu der. Evet. Bu arada bir olay yaşanıyor. Bu olayda çöle bir nur inmiştir. Temizlik görevlimiz bu nuru görür. Hatta içinden tohumdan bir adam yaratmak gibi bir şey olur. Bir olay olur. Bir adam örümcek ağını yırtarak dışarı çıkmaya çalışır. Ve sonrasında dili uçuklayan temizlik görevlimiz hemen Bağvali'deki Reis Bey'e gider. Reis Bey der ki, sizin konağınıza geldim ama, ahşap konağı, konağınıza geldim ama bir nedeni var. Çölde tohumdan bir adam çıktı ve örümcek ağını yırtarak yukarı çıkmaya çalışıyor. Bunu ne yapabiliriz der. Reis Bey de der ki, sen onu takma, sen git işine bak. Boş ver, o sıradan olağan bir şeydir der. Necip Fazıl Kısakürek'in eserleri, ahşap konak, baba Ali, tohum, bir adam yaratmak, örümcek ağı, çöle inen nur, kaldırımlar, çile, ben ve ötesi. Nereden hatırlıyorduk? Kısa kürekten anımsıyorduk. Görselliğimizi buradan direkt küreğe verebiliriz. Evet. Necip Fazıl Kısakürek, öykü türünde eserleri olduğu gibi şiir ve tiyatro türünde de eserleri olan biridir. Fakat bizim edebiyatında daha çok şairliğiyle tanınmıştır. Şairlik kudresi üst düzeyde olan biridir Necip Fazıl Kısakürek. Şiirlerinin en belirgin özelliği mistisizmdir. Yani İslam tasavvufunu şiirde çok iyi bir şekilde kullanmış, bunu ahenkli bir şekilde ifade edebilmiştir. Tabii bu hayatındaki bazı değişikliklerden sonra ortaya çıkan bir özelliktir. Onun öncesinde, yani hayatında tasavvufa yönelmeyi gerekli kılan olayların öncesinde kendisi tabiri caizse bohem hayatı süren biridir. Yani gece hayatı olan ve gündüzü hiç görmeyen bir insanın yaşantısıdır. Zaten bunu Kaldırımlar şiirinde de kendisi anlatır. Necip Fazıl Kısakürek 1943 yılından sonra şiir türündeki eserlerine sanki bir set koymuş. Daha sonra öykü ve tiyatro türünde yoğunlaşmaya karar vermiştir. O dönemden sonra, yani 1943 yılından sonra özellikle tiyatro türündeki eserlerinde bir artış görülür. Öyle sanıyoruz ki bu garip akımının, yani birinci yeni akımının etkisinden dolayıdır. Çok popüler olan Orhan Veli ve arkadaşlarının bireysel anlamda bazı düşünceleri veya şiirleri olan şairleri engellemiştir diye düşünüyoruz. Dolayısıyla Necip Fazıl da engellenenler arasında daha çok öyküye veya tiyatroya yönelmiş, bu türdeki eserlerinde bir artış olmuş. Mistik dedik hocam. Mistiği biraz açabilir miyiz? Mistisizm, yani buna Batı dilinde spiritualizm de diyorlar. Evet. Daha çok ruhi yönle, insanların ruhi yönüyle ilgilenen bir anlayış bu. Mistisizm aslında herhangi bir coğrafyaya özgü bir inanç ya da kavram değil. Yani bu evrensel bir şey. Bütün coğrafyalarda görülebilecek bir olay. Hint Yarımadası'nda da var, Batı'da da var. Yerli olan, yani yerli olan dediğim ilkel kavimlerde de görebiliyoruz. Mistisizm daha çok ruhun yani terbiye edilmesiyle ilgili bir kavram. Dolayısıyla mesela ilginç şiirlerinden biri Benim Nefsim Ne Köpek Der Necip Fazıl. Yani kendisini aşağılayıp böylelikle nefsini terbiye etmiş oluyor. Bu mistisizmin sadece bir yönü. Fakat tabii ki bununla sınırlı değil. Bu bir dünya görüşü düzeyinde ilgi gören kavram olduğuna göre pek çok özelliği var. Bunu eserlerinde tasavvufla özdeşleştirmiş biridir. Daha sonra hayatında önemli bir etkiye sahip olan Abdullah Hakim Arbasi ile tanıştıktan sonra şiirinde belirgin bir sapma görülür. Bu sapma kelimenin tam anlamıyla Batı tefekküründen İslam tasavvufuna geçişi ifade eder. Ondan sonraki dönemde yazmış olduğu eserlerin tamamında tasavvuf etkisi görülür. Bu bireysel çağrışımlar ya da yalnızlıktan bunalan insanın Allah'ı bulması için gösterdiği gayret ya da bir insanın yapmış olduğu hatalardan dolayı duyduğu derin pişmanlık şiirlerinde kendini bulur. Dolayısıyla Necip Fazıl'ın hayatındaki dönüm noktalarından biri de bu sözünü ettiğimiz kişiyi tanımasıyla olmuş.
Necip Fazıl'ın başka bir yönü, kendisinin duruşmaları ve muhakemeleri önemlidir. Hakim karşısına vermiş olduğu savunmaları meşhur. Hatta bu edebiyat savunmaları diye bir kitabın ortaya çıkmasında da etkili olmuştur. Hapiste kalmış aynı şekilde, bazı soruşturmalar geçirmiş. Bunda da etkili olan Büyük Doğu adlı bir dergi çıkarıyordu. Bu dergideki yazılarından dolayı Necip Fazıl sürekli kovalanan, araştırılan, bulunduğunda mahkemeye çıkarılan ya da hapse atılan bir insan olmuş. Derler ki Sorbonne Üniversitesi'nin ansiklopedisinde Necip Fazıl'a yer verilmiş. Türklerden pek az kişi o ansiklopediye girebiliyor ve hapis hayatı öğrenim hayatından daha fazla olan biri diye böyle bir açıklama yapmışlar Necip Fazıl için. Tabii biz Necip Fazıl'ı hangi yönleriyle hatırlayacağız? Daha çok şairlik yönüyle hatırlayacağız. Buradaki eserlerinden bir adam yaratmak ince bir tiyatro olmasına rağmen çok etki uyandırmış hocam. O dönemin gazetelerinden anladığımıza göre bu eser sahnelendikten sonra psikiyatri merkezlerinde bir yoğunlaşma görülmüş. Bir adam yaratmak bir insanın kaderiyle onun yaratılışı arasındaki çizgiyi yoklar. Bu yönden sıra dışı bir eser. Çöle inen Nur, Hazreti Peygamber'in hayatını anlatan bir eser. Kaldırımlar zaten şiiri, meşhur şiiri. Çile, Bembe Ötesi, Örümcek Ağı, bunlar şiir türündeki eserleri. Reis Bey, Ahşap Konak, Bağbali, Tohum, bir adam yaratmayı da söyledik. Bunlar da tiyatro türündeki eserleri. Tiyatro türünde olup olmadığını bilmemiz önemli. Fakat neticede şunu söyleyeyim. Necip Fazıl şiirlerini Çile adlı şiir kitabında toplamış. Çile eski dilde, yani Farsça'da 40 anlamına geliyor. Daha sonra İsmet Özel'i de görmüştük, orada evet, anlatmıştık. O da şiir kitabına Erbain ismini vermiş. Erbain ise Arapça'da 40 anlamına geliyor. Farsçası da Çile, Necip Fazıl'la İsmet Özel'in hiç değilse ruh ürpertileri yönünden ortak özelliği olduğunu buradan görebiliyoruz.